Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı'na yoğun ziyaretçi baskısının hava, toprak ve göl suyu kalitesine etkileriyle parkın mevcut durumunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında hava kalitesi izleme istasyonu kuruluyor. Bolu-Abad İzzet Baysal Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan, TÜBİTAK ile Bolu Belediyesi'nce desteklenen Gölcük Göleti Tabiat Parkı'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışma, mevcut durumun belirlenmesi ve rekreasyonel aktivitelerin Tabiat Parkı ve Göleti etkilerinin araştırılması projesi kapsamında 2015'te başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bolu-Abad İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Duran Karakaş Başkanlığı'nda yürütülen proje kapsamında Tabiat Parkı'nın yüzey toprağı, göl suyu ve sudaki balçık ve gölde yaşayan balıklar üzerinde incelemeler yapıldı. Bırakayım mı? Şöyle geçeyim mi ben? Hava kalitesinin ölçülmesi amacıyla da parkta hava kalitesi izleme istasyonu kurulmaya başlandı. İstasyonda yaklaşık 6 ay boyunca Tabiat Parkı'nın hava kalitesi ölçülecek. Burada saatlik ozon ölçümleri yapılacak ve fotokimyasal sis oluşum sıklığı belirlenebilecek. Eylül 2020'de bitmesi planlanan projenin kapanış toplantısında ise Gölcük Tabiat Parkı'nın gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması için alınması gereken önlemler bilimsel sonuçlarla desteklenerek ilgili kurumlara iletilecek. Baby!